Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Doraemon'la birlikteyiz. Odaiba'da Diversity AVM'nin içindeki kaka müzesine gideceğiz. Unko diye geçiyor ama kaka demeyi tercih ediyorum çünkü çok komik. Ve sürekli bunu söyleyeceğim içeride de. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. Şimdi gidip bakalım içeride ne varmış. İçeride bir şeyler yapıyorlarmış. Pooping, pooping yani ben anlamadım bunu. Şu mor. Okay, when I say 3, 2, 1, please. 3, 2, 1 deyince ıkın. Okay. İban denki, iban denki, hanbaymaz. Are you ready? Daha sert. Bu iyi bir tane. Alabilirsin bokunu. Aşkım kokusu buraya kadar geldi. Burası uçan boklar mekanıymış. Havadalar, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ama çok tatlı, pembe bok mu olur ya? Çok tatlı. Ben oturacağım yeri buldum, burada takılacağım bundan sonra. Öyle happy map yazıyor. İki klozet var, altıyla dertleşiriz burada. Şöyle elimi sokayım. Dur, klozetten kafan çıkmış, haberin olsun. Ya, burası kawaii temalı, yani böyle Japonların çok tatlı dediği şekilde tasarlanmış bir müze. Biz de çok beğendik, çok şeker yani. Hatta duvarlarda şey yazıyor, no unko, no life. Yani kaka olmadan hayat olmaz. Değil mi Altuğ? Ünlü düşünür Nuruşlar'dan özlü sözler. Evet, bunu klozete oturduğumda düşündüm bu arada. Bence de çok iyi. Bugün kakaların prensesi oldum. Bunlar da prenses keklerim ve cupcake'lerim. Elim şuraya da oturayım. Oy, gömüldüm. Buyurun. Burada da diyor ki, hadi bokumuzu çizelim. Tabii ki pembe olacak. Yakalayamadı. Sıra Altuğ'da, sanki daha iyisini şimdi yapabilecek. Ninja şeylerimle. Reflekslerimle. Reflekslerimle. Oldu mu şimdi? Oldu mu güzel kardeşim? Tipime bak ya. Seninki de çok iyiymiş. Fotoğrafta kakayı yakalamaya çalışıyorsun. Kaka olmadan çektim. Ah Nur ya, of. Ah be. Aşkım niye çekip duruyorsun? Bekle bekle, kolay bir şey ha. Bu. Ama basmıyor. Bu bozuk bu makine. Al ya, bozuk. Al ya, valla aşkına. Refleks süper süper. Deyip şimdi seni çekeceğim.
Başarıyorum. Bulup, bak şimdi şunu çekeyim de. Yarım, yarım sayılmaz o, yarım. Gayet başarılıyım. Kalpler kaka oldu. Az önce çocuklar çok bağırıyordu. Dedik neden bu kadar bağırıyorlar acaba? Oyun bağırma temalıymış. Biz de bağıracağız o yüzden. Onlar bizim kulaklarımızı şey etti, biz de onlarınkini edeceğiz. Başlıyorum. ...721 metrelik bir kaka yaptın Nur, tebrik ederim. Ay. Çocuk küçük attı, keçi boku. Ama iyi bağırdın. Buradaki kakaları böyle kedi sever gibi sevecekmişiz, bir şey olacakmış. Pompuna bak, oynuyor. Kedi misin sen? Bu kediyi de sevelim. Bunun da böyle Norveç orman kedisi gibi kuyruğu varmış. Az önce oynuyordun. Hadi oyna. Tepesinden oysa. Bak oynuyor azıcık. Oynuyor. Evet biz ufaktan gidiyoruz. Şeylere doyduk. Şeylere. Kakalara. Kakalara. O zaman birazcık da AVM'nin içeri gezelim. Burada değişik şeyler var. Evet, burası temalı bir sürü şeylerin oldu. Mesela Hello Kitty'dir falan. Mağazaları var, evet. Bok müzesidir. İşte böyle temalı tatlı şeyler var bu AVM'de. Bakalım. Evet, Nur öyle bir bağırdı ki. Orada insanlar, çocuklar falan bağırıyor böyle. Küçücük küçücük kakalar geliyor. Bütün ekranı kapladı. Bir de bağırdıkça metre yükseliyor. Dev dev. İşte 23 metre falan yapıyorlar. Ben 700 metre falan yaptım. 1,5 metre boyu var. 3 metre kakası var. Nasıl olacak anlamadım. Kakası değil, sesi denir ona. Evet. Şimdi burada Hello Kitty World var. Hello Kitty Japan. Burada da birazcık acıkmıştık. Ne var? Böyle atıştırmalık. Atıştırmalık. Sponge cake. Evet, sponge cake. Sünger kekler. Hadi gidelim alalım birazcık, yiyelim ya. Sünger kek. Bakayım neymiş bunlar. Hello Kitty'li şeyler. Dur, geliyor aşağıda zaten. Hazır kamerayı Nur tutuyorken ben şu Hello Kitty'leri bir bitireyim. Hemen bakıyoruz. Tuba buna çok üzülecek. Bu mağazayı çok severdi. Tam Hello bir Hello Kitty hastası çünkü. İçi kremalı kek. Kafasız bir Hello Kitty. Bildiğin şey ya. Kadıköy'de falan içi krem dolgulu şey var ya. Mojo gibi. Mojo. Ondan. O zaman ben çok severim. Var bir tane. Ne var burada? Kimono'lu Hello Kitty'ler var. Çok tatlı. Minyon mu? ¥2200. Ne kadar ediyor? 500 lira. Öteki de 180 lira. Kendini Hello Kitty'lere vurmuş bir adet Nur. Ben Chromie'yi seviyorum. Hello Kitty sevmiyorum pek. Chromie. Benziyor mu bana? Çok. Gel sarıl. Bak nasıl fotoğraf çekiyoruz, zannediyor, poz veriyor. Aa, çok güzelmiş. Burası da Doraemon dükkanı. Tabii Doraemon'u biz aslında özellikle çok sevmiyoruz ama böyle konsept dükkanlar çok var. Hadi bir tanesini daha göstereyim. Her türlü ürünü yapmışlar yani Doraemon'la ilgili. Aklınıza ne gelirse bütün kırtasiye ürünleri, peluşlar, giysiler, az önce yediğimiz terlikler, Hello Kitty'li keklerin şey Doraemon'lusu da var burada. Halılar, çantalar, ne ararsan var. Ya adamlar böyle bir şey ürünü, bir markanın ne kadar ekmeğini yiyebilirse o kadar yiyorlar. Japonların en büyük özelliği bu aslında. Marka yaratıp ondan böyle katma değer yaratmak. İnanılmaz yani. Osatsu Butter diye bir şey var. Ben direkt bunu deneyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum ama tatlı tereyağı patates. Ve... Tatlı patates. Öyle bu mi? Evet. Kesin güzeldir Osatsu ya. Osatsu Butter Frappuccino. Ben bunu deneyerek başlayacağım. Bakalım içeride ne var, tatlı ne var, Türkiye'den ne kadar farklı, bir gidip bakalım.
Oha, çok güzel değil mi? Starbucks'ın özel bardakları çok güzel. Baksana, kedili kedili. Bir de panda var. Şunlar da çok güzel. Termosları da gerçekten bayağı güzel ürünleri var. Bak. Limited edition. Shiba var. Çok güzel. Zaten şey, collectible demişler buna. Yok, adamlar her şey collectible'ını yapıyor ya. Starbucks'ın bile. Bunu alsak mı? Olabilir. Bakayım ne kadarmış. Ne kadar olduğu yazmıyor. Ha, yazıyor. 4290 yen. Biraz pahalı. Ama çok güzel. Tatlı reyonu farklı mı Türkiye'de? Tatlı reyonu farklı. Mesela waffle var. Donut vardı zaten. Burada sosisli bir şey yapmışlar. Sosis pie diye geçiyor. Cheesecake'ler var. Çok çok farklı. Bak şu Marron Mont Blanc yeni gelmiş, kestaneli. Ah keşke Türkiye'de de böyle şeyler olsa. Türkiye'de kestane mesela şey var, brownie cheesecake falan var, burada yok. Burada da onlar yok, evet. Bizdeki daha ağır tatlılar var, onlarda daha böyle daha fresh. Değişik tatlılar var, evet, freshler var. İki tatlı aldık. Tatlının yanında kahve hediye geliyor, böyle espresso sanırım. Acı, küçük ama olsun. Tatlı bir şey bence böyle ikram etmeleri falan. Evet. Zaten kahve almayı düşünmüyordum şu an. İyi oldu tadımlık böyle şeyin yanında. Tatlının yanında. Burada şey yok. Benim en sevdiğim chocolate chip cookie'ler falan yok. Böyle büyük geniş cookie'ler. Ama şey olarak satıyorlar. Ambalajlı şekilde satıyorlar. Onun biraz daha küçüğünü falan. Bence bunu denemedim henüz. Ama Türkiye'deki tatlılar çok daha güzel, çok daha çeşitli. Bir deneyip tadına baktıktan sonra da söyleyeceğim. Altuğ bir de şunu denesin. Garip, değişik. Yaklaşık 1500 yen tuttu bunların hepsi. Yani güncel kurdan şöyle söyleyeyim. 270 lira gibi bir şey tuttu. İçecekler Türkiye'den daha pahalı ama tatlılar Türkiye'den çok daha ucuz. Ya yani Türkiye'de bunu 270 liradan fazla tutar bunların hepsi diye düşünüyorum. Güzel, bakalım deneyelim tatlılarda nasıl çıkacak. Şu şey muhteşem. Kestane şekerine benziyor. Bence Türkiye'de biz kestanenin hakkını veremiyoruz ya. Bildiğin kestane şekerinden mis gibi tatlı yapmışlar. Bu kestane sevmez, o yüzden böyle garip garip hareketler yapıyor burada. Öteki nasıl, bir de ötekilere bakalım. Ya bu şey, bizim aldığımız misto cookie'ler falan var ya, ona benziyor. Sadece onun biraz böyle değişik şekillisi. Ve çikolataları daha büyük. Yedim. Muhtemelen bu cookie şeyini... Hatta ağzına da öyle yorum yap, hadi. O boşluğu doldurmak için böyle bir şey yapmışlar. Ama çikolatalar bittiler, o yüzden çok sevmedim. Genel olarak o zaman şöyle bir değerlendirelim. Değişik, kesinlikle Türkiye'den farklı. Hı-hı. Çeşitleri kendine göre, hani Türkiye'den bariz daha güzel diyemem Starbucks için. Evet. Sadece farklı, daha değişik tatlar var. Benim Türkiye'deki Starbucks'ta sevdiğim özellikle brownie cheesecake'ler falan var. Evet. Burada yok. O yüzden çok mutlu oldum. Ben de Starbucks sanıyorum Türkiye'de galip geldi bu karşılaştırmada. Evet, bu Diver City'nin en önemli olaylarından bir tanesi de bahçesindeki bu devasa Gundam heykeli. Gerçek boyutta, birebir boyutta yapılmış bir Gundam. Unicorn Gundam statü diye geçiyor bu. Gerçekten de animesini veya işte seriyi takip edenler, oyuncaklarını oynayanlar bilirler. Bu arkadaşlar böyle dev robotlar. Burası da oldukça meşhur bir yer. Videoyu burada kapatıyoruz diyelim. Sen yanında minicik kalıyorsun. Minicik. Evet. Nur böyle beni şu an uzaklardan çekiyor zaten ki boydan gösterebilelim diye. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama AVM kadar, AVM'den bir tık daha uzun hatta boynuzları, AVM'yi de geçiyor. İnanılmaz güzel bir şey, böyle baktıkça bakası geliyor insanın. Gundam heykelinin önünden sizlere veda ediyoruz. Bu video şimdilik burada bitti. Nur İşler kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolar geliyor, çok eğlenceli videolar gelecek. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.